merhaba sevgili takipçilerimiz, kankalarımız, sevgili değerli izleyici konuklarımız. Evet. Videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet, bugün sizlerle birlikte Fyodor Dostoyevski'den Yeraltı'dan Notlar 2. bölümde karşı karşıyayız sevgili değerli izleyenler. Evet sevgili değerli izleyecek konuklar, başlıyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz sevgili değerli izleyenler. Yorumlarınız bizler için çok çok önemli diyoruz sevgili değerli izleyenler ve 2. bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Kötü bir adamım ben. Kötü bir adamım ben. İster dinleyin, isterseniz dinlemeyin. Ama size niçin bir böcek bile olamadığımı anlatmak istiyorum. Tüm samimiyetimle ve ciddiyetimle söyleyeyim size. Aslında bir böcek olmayı bile şiddetle isterim. Ama bunu bile beceremedim. Sizi tevin ederim ki her şeyin bilincinde olmak bir hastalık. Her şeyin bilincinde olmak bir hastalık. Hakiki ve tam bir hastalık. İnsana günlük yaşam için çok daha yalın bir anlama gücü. Şu kadersiz 19. yüzyıl aydınının payına düşen anlayış gücünün yarısı, hatta 1/4 bile yeterlidir. Hele bu insanlar yeryüzünün en duyarsız, en inatçı şehirlerinden biri olan Petersburg'da oturmak gibi bir felakete de uğramışsalar daha azı bile yeter. Öyle ya, kentlerinde inat olanı ya da olmayanı vardır. O halde insan sıradan kişilerin ve işini bilenlerin anlayış da yetinmeliydi. O halde insan sıradan kişilerin ve işini bilenlerin anlayışıyla yetinmeliydi. Bahse girerim ki bunlar gösteriş olsun diye, hem de Turcu'nun şakırdadan subayeti gibi zevksiz ve bir gösteriş için havaya alarak yazdığını sanıyorsunuz. Ama sevgili okuyucularım, ama sevgili değerli izleyenlerim, siz hiç kendi hastalıklarıyla övünen, üstüne üstlük bunlarla gösteriş yapmaya çalışan birini gördünüz mü? Fakat ne diyorum ben? Yalnız değilim. Bunları yapanlar oluyor ve bu yaptıklarıyla da övünüyorlar. Gerçekten hastalıklarıyla övünüyorlar. Belki de ben herkesten çok yapıyorum bunu. Ama bu yüzden boş bir tartışmaya girmeyelim sizinle. Çünkü vereceğim cevap anlamsız kalacak. Bununla birlikte anlama gücünün yalnızca çok olmasının değil, kendisinin bile bir hastalık olduğu konusunda benim çok güçlü bir inancım var. Ben kesinlikle böyle. Bunu şimdilik bir kenara bırakalım. Elimizin kenarıyı da şöyle bir bırakalım ve siz bana şunu söyleyin. Bir zamanlar bizde dillendirildiği gibi tüm güzel ve yüce olanın bütün inceliklerinin bilincine varacak en uygun, o en müsait dakikalarda onun bilincine varacak yerde saçma sapan davranışlarda bulunuyorum. Şunu söylemek istiyorum ki belki herkesin yaptığı ama benim özellikle tam yapılması gerektiğini anladığım anlarda böyle aykırı davranışlarda bulunmam neden kaynaklanıyordu? Ben niçin iyilik, güzellik, yücelik gibi şeyler konusundaki anlama gücüm arttıkça bataklığıma daha çok gömülüyordum ve boğulacak duruma geliyordum. Üstelik bende bu durum rastlantısal değilmiş. Kaçınılmaz bir olay haline geldi. Sanki bu durum bir hastalık, bir rahatsızlık, bir güvensizlik de benim doğal durumum. Sonunda benim de buna karşı koyacak gücüm kalmadı. Belki de inanmıştım. Baştan uçta bir mücadele beni öyle üzdü ki başkalarının da aynı durumla karşılaştığına inanmadığım için bunu ömrüm boyunca bir sır olarak sakladım. Kendimden utanıyorum. Hatta belki şu anda bile utanmaktayım.
sıradan bir Petersburg gecesinden sonra evime dönünce o gün yine bir rezillik yaptığımı, bunu tamire imkan olmadığını bütün benliğimle hissederek sinsi adi bir sevinç duymaktan kendimi alamaz, içimi dolduran acılık zayıflamaya başlayıp ilkin alçakça zalim bir fazla, sonunda da ciddi bir zevke dönüşünceye dek gizliden gizliye kendi kendimi bir bitirdim. Evet, tam anlamıyla bir zevkti. Bu ve bunun da arkasında durumum. Bu konuyu başkalarının da böylesine zevkler duyup duymadığını anlamak için açtım. Konuyu biraz daha açayım size. Bu küçülmenizi olanca şiddetiyle anlamanın verdiği bir zevktir. O kötü duruma karşın başka türlü olmayacağını, tek bir kurtuluş çaresi bulunmadığını, artık değişmeyeceğinizi, hatta bunun için zamanınız, inancınız olsa bile kendinizin isteyeceğinizin de sonuca etkisi olamazdı. Evet. Hatta bunun için zamanınız, inancınız olsa bile kendinizin işte beğendiği anlamanın değişikliği. Ayrıca değişmek istediğiniz de sonuca etkisi olmazdı. Çünkü sizin için başka çıkış yolu yoktu. Olayda en önemli nokta ise olayların doğrudan doğruya doğal ve bütün anlayışı temel kanunların bunlara bağlı olmasıdır. Sevgili değerli izleyenler, evet, dolayısıyla hiçbir şey değiştiremeyeceğin gibi yapacak bir şeyin de yoktu. Bütün anlayış teorisine göre alçak insanlardan biri ahlaksızlığını anlayarak kendini kandırmakta ve bazı haklar kazanmaktadır. Fakat artık yeter. Bir sürü söz söyledim size ama bir şey açıklayabildim mi? Bir sürü söz söyleyebildim size ama bir şey açıklayabildim mi? Bu işin zevkini nasıl açıklayacağız peki? İşte şimdi ben bunu yapmaya çalışacağım. Çünkü başladığım bir işi sonuna kadar götürürüm. Elime kalemi bunun için aldım zaten. Son derece onurlu bir insanım ben. Fakat bir kambur veyahut da bir cüce kadar kuruntulu ve alıngan biriyim. Son derece onurlu bir insanım ben. Ama velakin bir kambur veyahut bir cüce kadar kuruntulu ve alıngan biriyim. Yine de öyle zamanlar olur ki birisi yüzüme şak diye bir tokat yapıştırdığı zaman belki de geçiyorum. Gerçekten doğruyu söylüyorum. Belki de bundan başka bir geçtiğim yok. Bu kuşkusuz ki umutsuzluktan ileri gelen ama kaderin oranıyla insanın içinde bulunduğu durumun düştüğü oranında tadı çoğalan bir zevktir. Tokat yiyince insanın morali bozulur. İnsanın morali bozulur ya, onuru yaralanır ya, ezilir. Bana en çok dokunan her yerde ve her zaman haklı veya haksız bir şekilde doğa yasasına boyun eğer gibi herkesten önce kendimi üstü görüyorsam bence. Bana en çok dokunan neydi bilir misiniz? Tekrar ediyorum, bana en çok dokunan her yerde neydi bilir misiniz? Tekrar ediyorum, bana en çok dokunan her yerde ve her zaman haklı veya haksız bir çeşit doğa yasasına boyun eğer gibi herkesten önce kendimi suçlu görüyor olmamdı. Bu ilkin çevremde herkesten akıllı olmamdan ileri geliyor. Daima kendimi çevremdekilerin kiminden daha akıllı kabul ediyorum. Hatta inanın bunun için kendimden utanç bile duyuyorum. Zaten hayatımda kimsenin yüzüne doğrudan doğruya bakamam, hep bakışlarımı kaçırırdım. Ayrıca bir suçum daha vardı. Hiç de kibar gibi değildim. Kibar olmayı beceremiyordum. Kibar olabilsem bile bu duygudan yararlanamayacağım için daha çok acı çekecek. Bu erdemimi yerinde kullanamaz. Bana yapılanlar belki de tabiat yasalarına uygundur diye düşünerek bunu bağışlamazdım. Tabiat yasalarının gerektirdiği bir davranış bağışlanmamalı ve unutulmamalıdır. Çünkü tabiat yasalarına uysa da bir hareket unutulamaz. Ama öte yandan kibar değilim diye hakaret edenden öc almak istesem bunun elimden gelip gelmeyeceğini de bilmiyorum. Elimden gelse bile yeteri kadar cesaretim var mı diye bu konuda iki söz söylemek istedim size.
devamı yakında sevgili değerli dinleyenler. Sevgili değerli dostlar, evet, umarım beğenmişsiniz. İkinci bölümümüzde sevgili değerli dinleyenler. Biliyorsunuz dostlar, biz genel anlamı itibariyle çok güzel bir şekilde dinlendiriyoruz. Sevgili değerli dinleyenler, yer altında dostlar. Yani köşe çağımızı esas alan bir kitap sevgili değerli dinleyenler. İnsanları beğenen bir kitap, insanlar kesinlikle gözlerinin dört atmanın içinde her an her şeyin olabileceği, görüntüsünü tattıran yine aynı şekilde ileriye dönük tepkiklerde bulunan, tahminlerde bulunan güzel bir şekilde dinlendirilen, betimleyerek olsun, kendini derdini dökerek olsun, bağlantılar kurarak olsun, derlediği ahengine ahenk kattığı kelimeleriyle süsleyerek bir efsane bir kitap sunmuş ortaya diyoruz. Değerli yazar Fyodor Dostoyevski. Yer altından notlarda sevgili değerli izleyenler, kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz üzere nasıl notlamamıştık? Biz tabiat yasaları olursa da bir hareket unutulamaz. Ama öte yandan kibar değilim diye hakaret edenler öç almak istesem senin elinden gelip gelmeyeceğini de bilmiyorum. Elinden gelse de yeteri kadar cesaretim var mıydı? Bu konuda ikisi söylemek istemiş bile şekilde noktalamış bulunduk efendim. Sevgili değerli izleyenler, kitabı içtenlikle sizlere aktarayım dedim. Eğer ki kitap elinizde ulaşmış bir şekildeyse, elinizdeyse bizlerle beraber okuyabilirsiniz sevgili değerli izleyenler. İlk bölümü okuyup sonrasında bölümü izleyebilirsiniz. İkinci bölümü okuyup sonrasında bölümü izleyebilirsiniz. Veya kitabın tamamını okuyup sonrasında aynı zamanda kitapla eşdeğer bir şekilde götürebilirsiniz diyorlar. Sevgili değerli izleyenler, güzel olacağını tasvirin önündeyim. Kitap videolarını çekmek ayrı bir zevk, ayrı bir kusam veriyor sevgili değerli izleyenler ve bu tarzda şeylerin artması gerektiğini yönündeyim. Bizler bu işi bitirmek üzere sevgili değerli izleyenler en yüksek prodüksiyonu bir şekilde seslendirerek falan yapıyoruz sevgili değerli izleyenler. Onlara beyan edeyim. En iyi şekilde seslendirmen biziz diye bir söylemde bulunmuyorum. Lakin en prodüksiyonlu şekilde yapan bizim olduğumuzu bilmenizi de tavsiye ediyorum. Sevgili değerli izleyenler, yazarın yine aynı şekilde kendi düşünceleri, değerlendirmeleri belli bir çıkış noktasına saptıracak, motive edecek unsurlarda bulunması da var yine aynı şekilde. İlk bölümde yine aynı şekilde beyan ettiğimiz gibi Fyodor Dostoyevski'nin anlattığı üzere sevgili değerli izleyenler, suç oranıyla alakalı bir süreçten bahsettiğimde beğenmekte yine aynı şekilde onunla beyan edelim sevgili değerli izleyenler. Onlara yönelik bir şeylerde yani bulunmuş olduğunu da ek olarak çıkarımda bulunmakta da tavsiye var. Güzel bir şekilde dinlendirilmiş. Yani bu çeşitli şekillerde bir yorumlanabilir güzel bir kitap. Sevgili değerli izleyenler, güzel bir sizler adına güzel bir şekilde seslendirmeye bakıyoruz. Umarım beğenmişsiniz. Biz gelmedik dava için. Düğün şenlerine verdiği için, verdiği üzere. Siz gelmedik dava için, bizim için, sevgi için. Dostun evi, gönüllerde, gönüller yapmaya geldi sevgili değerli izleyenler. İnşallah başarılı olabiliyoruzdu. Bizim amacımız nasıl aldığımız sizlere faydalı bilgiyle eğlenceli içerikler çıkartmak, güzel kitap videolarıyla yine aynı şekilde kitap okuma sevgisini açmamak için sevgili değerli izleyenler. Sevgili değerli izleyenler, sevgili değerli izleyenler, biliyor musunuz burada noktasına gelmediğimiz sonuna dek gelmesin sevgili değerli izleyenler. Evet. Yes! Videolarda görüşmek üzere. Bu takım olayların inşallah daha yaşanmaması üzere. Kutların azalması, kutların üzerinde yolda olduğu sebebi yer altından notlarla not alıyoruz. Hayırlı günler.